Merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Oyun'la karşınızdayız. Ben Bora Bayraktar. Her hafta olduğu gibi yine dünyada gelişen olayları konuşacağız. Türk dış politikasını ve yakın çevremizde neler olduğunu değerlendireceğiz. Bugün tabii Türkiye'de önemli bir gündü. Uzun yıllardır konuşulan Taksim'deki caminin açılışı gerçekleşti. Cami ibadeti açıldı ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri oldu. Tabii bu camiyle ilgili bugün ve eminim ki yarın ve sonraki günlerde dünyadan çeşitli İslamofobik tepkiler göreceğiz. Gördük, görmeye devam edeceğiz. Takip edin dış basında. Eminim ki bunları göreceğiz birkaç gün içerisinde. İsrail'in El-Aksa Camii'ne yönelik tacizi devam ediyor. Bölgeye uzanacağız, neler olduğuna bakacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin Orta Doğu'da temasları var. İsrail'de, Filistin'de Dışişleri Bakanı Blinken'ın temasları oldu. Bakan yardımcısı da Türkiye'ye geldi. Bütün bunları değerlendireceğiz ilk saat diliminde. İkinci saat diliminde Libya ve Akdeniz'e bakacağız. Tabii son derece acı veren görüntüler yansıdı yine dünya medyasına. Libya'da kıyıya vuran insanlık dedik. Yine bebek cenazeleri, göçmen bebeklerinin cenazeleri sahile vurdu. Akdeniz adeta bir göçmen mezarlığına dönüştü. Bunu konuşacağız. Avrupa'nın göçmen politikası, Libya'da neler oluyor? İşte bütün bunları konuklarımla değerlendireceğim. Küresel Oyun başlıyor. Hemen size konuklarımı da tanıtayım. Profesör Doktor Sedat Aybar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İstanbul iyi yayınlar. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi, siz de hoş geldiniz. Ve Doçent Doktor Yusuf Özkır, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da Kriter Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, o da bizimle birlikte olacak. Dilerseniz ilk önce Taksim Camii'nin açılışıyla başlayalım. Bir iki başlık var. Bunlar Türkiye'de yayın yapan yabancı bazı haber sitelerinin manşetleri. Bunlardan kimisi tarafsız görmeye çalıştı ama bazıları adeta manipülasyon yapmak üzerine manşet attılar. İşte bunlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Deutsche Welle, Alman finansmanında, Alman devletinin finanse ettiği bir yayın. Bunu arkadaşlarım ekrana verirse göreceksiniz. Siyasal iktidarın yeni sembolü Taksim Camii diyor ve caminin aleyhinde daha önceden çıkan mahkeme kararlarına dikkat çekiyor. Haberi okuduğunuz zaman 2 sayfa, 3 sayfa olumsuz bir yaklaşım var. İkincisi BBC'nin Türkçe sayfasında Taksim Camii Erdoğan'ın ilk kez 1994'te gündeme getirdiği cami açılıyor diyor ve bunun içerisinde 1983'teki Danıştay kararına dikkat çekmiş. Orada da şöyle bir başlık var. Bir sonraki başlığı arkadaşlarım gösterdiğinde göreceksiniz. Proje kamu yararı açısından uygun değil diye. Bu değil. Proje kamu yararı açısından uygun değil diye bir başlık atmışlar. Bu da yani BBC bu haberi verirken niye buna dikkat çekme ihtiyacı duymuş? Niye olumsuz taraftan bakmış? İlginç. Rusların Sputnik ise Taksim'e yapılan cami bugün açılıyor diyerek haberi vermiş ve geçmiş, bir tavır almamış. Yusuf Hocam, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Bora Hocam, sağ olun. Doçent Doktor Yusuf Özkır, az önce anons ettiğim gibi İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kriter Dergisi'nde genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler Bora Hocam, sağ olun. Bu Taksim'le ilgili isterseniz değerlendirmelere geçelim. Bir yandan görüntüleri de izlerken. Yani şimdi Türkiye'de, Türkiye'nin bir kentinde bir cami yapılıyor ve Alman medyasında, işte İngiliz medyasında bununla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Yani bana biraz tuhaf geldi ama bilmiyorum, siz bu konuda ne dersiniz? Yani şimdi tabii bu konu tartışılırken şöyle bir yandan da bakıyor insanlar. Dünyanın en güzel camileri İstanbul'da. Yani bakıyorsunuz işte İstanbul'un silüetine baktığınız zaman hakikaten karşınızda dünya harikası camiler var. Yani böyle bu kadar güzel camilerin olduğu bir şehre bir tane daha cami yapılmasına ne gerek var diye düşünüyor. Ama şimdi hani sizin Deutsche Welle'den aldığınız siyasi iktidarın yeni sembolüdür falan gibi bir yaklaşım. Tabii bütün bunlar bize, ya bu Taksim'de yapılan cami nereden çıktı da böyle bir şekilde yapıldı, açıldı ve böyle tepkiler geliyor, onu hatırlatıyor. Şimdi aslında işin tarihine gittiğimiz zaman bu caminin siyasal iktidarın yeni sembolü olamayacağı ya da bununla ilgili gereklilik işte kamu yararı mıdır değil midir diye BBC'nin yaklaşımı.
bu tür şeylerin çok da gerçekçi olmadığını görüyoruz. Bu işin tarihine baktığımızda 93 Rus Harbi'nden sonra Ayestefanos'a gelen, yani Yeşilköy'e gelen Rus ordusu İstanbul'u işgal etmemenin koşullarından bir tanesi olarak Taksim Meydanı'na kubbeli bir kilise yapılması şartını koşuyor. Yani biz buradan çekiliriz diyor ama burada kubbeli bir kilise yapacaksınız. O dönemde Türkler de Osmanlı da Abdülhamit oraya Taksim Meydanı'na bir caminin yapılmasını da ekliyor. Şimdi 1878'de imzalanmıştı bu anlaşma. Kubbeli kilise 2 sene içerisinde yapılıyor, tamamlanıyor ve açılıyor Ayetriya'da Taksim'deki kilise. Onun karşısında bir cami o günden bugüne kadar yapılmıyor. Ama o proje işte 143 senelik bir proje. Yani bugün yapılan caminin, açılan caminin böyle bir tarihi arka planı var. Şöyle bir sembolik değeri var. O Taksim'deki işte Taksim'e ve İstanbul'a bir Türk mührünün bir kez daha vurulmasını gösteren bir durum. Dolayısıyla tarih içerisinde oraya bu caminin yapılmamış olması, ertelenmesi, akamete uğratılması, işte sürekli sürüncemede bırakılması, ancak bugün o camiyi bizim yapıp açabileceğimiz noktaya geldiğimizi ve İstanbul'un bir yerde, işte Türkiye'de bizim özellikle Ayasofya'yı açtıktan sonra böyle bir inisiyatifi de ele geçirdiğimizi gösteriyor. Bu anlamda sembolik. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani bu anlamda bizim programımızın adına da uygun değil mi? Küresel oyun da bir anlamı var. Zaten küresel oyunun tam göbeğinde oturan bir şey bu. Tabii bu küresel oyunun yanı sıra başka bir şey daha var. Belki o da küresel oyunla bağlantılıdır. O da şu. Ben yurt dışından İstanbul'a geldiğim zamanlarda Taksim Meydanı'nda ve Beyoğlu'nda işte bir takım alışveriş yapmak için oraları ziyaret ediyordum. Orada gördüğüm bir manzara, işte cuma günleri ya da namaz saatlerinde cemaatin sokaklarda mukavva kartonlar üzerinde seccadelerini koyup sokakta oradaki küçük bir caminin arkasında namaz kılmalarıydı. Şimdi böyle baktığınız zaman yani akıllara ziyan bir durumdu bu aslında. Yani Müslüman Türkiye'nin Taksim gibi İstanbul'un Taksim'in göbeğinde böyle bir manzarayla karşılaşıyorduk. Bir de yağmur falan yağıyorsa oradaki cemaat çok daha meşakkatli bir şekilde dini vecibesini yerine getiriyordu. Tabii bu aslında İstanbul'a yakışır bir durum da değildi. Yani hani kamu yararı yok falan demiş ya BBC. Bir yerde halt yemiş. Çünkü aslında böyle bir şeyin mutlaka yapılması ve o insanların sokakta, yağmurun altında, işte mukavvaların üzerinde seccadelerini serip namaz kılmalarını, ibadet etmelerini bir şekilde kurtarmak yani gerekiyor. Hocam, öyle bir kamu yararı var. Şimdi mesela şu Doğu Çevalli'nin haberinde ben baştan sona okudum. 2 kişiye sormuş. İkisi de hiç yani şeyle, Türkiye'yle sanki alakası olmayan 2 kişi, yani sanki Türkiye bir Müslüman ülke değil de, yani şimdi bir de habercilik dersi verirler. Hani nerede öbür görüş, nerede öbür görüş yok. Öbür görüş öldü. Yani böyle bir anlayışla çıkartmışlar. Ya bu küresel güç çekişmesinin bir yerde özellikle son 150 senelik küresel güç çekişmesinin bir noktada o gerileme dönemindeki çizginin artık çizildiği ve özellikle bu Ayasofya'nın açılmasından sonra, ibadete açılmasından sonra, bugün bu caminin açılmasıyla o küresel güç çekişmesinin bir yerde geriye, yani tekrar o çizginin üzerinde bir barikatın çizildiği bir noktadayız. Bu mesela hani diyorsunuz ya, sanki Müslüman bir ülkede yaşamıyormuşuz gibi. Şimdi o kadar çok insan bu caminin açılmasına karşı çıkıyordu ki. Yani ve ben bu özellikle tarihte oraya Rusların dayattığı işte kubbeli bir kilisenin yapılması şartının karşısında bir caminin yapılması şartının konulması ve onun gerçekleştirilmesi, aslında bu
bu güç çekişmesinin ne kadar bizim aleyhimize bugüne kadar geldiğini de gösteriyor. Bu anlamda isabetli olmuş, hayırlı olsun. Müminlere oradan ezan sesini duymak da benim hoşuma gidiyor. Evet. Ve devam etsin. Ben de hayırlı olsun diyorum tekrardan. Yusuf Hocam, ben şunu sormak istiyorum. Yani söylemek istiyorum daha doğrusu. Mesela Almanlar deseler ki ya biz Berlin'de işte Brandenburg kapısının oraya kilise yapacağız, katedral yapacağız. Ya ben dedim ki ya bana ne yani, beni ne ilgilendirir derim, hayırlı olsun falan derim yani. Bu yaklaşımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Batı basınında, şimdi yarın öbür gün ben çok eminim mesela bütün büyük gazetelerde falan çıkacak bu. İşte Erdoğan şöyle yaptı, böyle yaptı, Taksim'e cami daha yaptı. Daha farklı bağlamlardan hareketle de tabii bir sürü şey yazılacak. Biz yani küresel oyunda daha yazılmadan söylüyoruz yazılacak. Yani şöyle yapacaklardır muhtemelen. Türkiye'deki bütün herhangi bütün problemleri, ekonomik problem olabilir, bir takım işte adli vakalar olabilir. Herhangi bir problemi alıp bunlar varken cami bunlar yapmışlar filan gibi. Hı-hı. Onun üzerinden değerlendirecekler. Bu artık hani alıştığımız bir yaklaşım biçimi olduğu için çok biz tabii artık yadırgamıyoruz. Sedat Hocam hakikaten çok tarihi bir perspektif üzerinden baktı meseleye. Çok değerli gerçekten. Yani Taksim Camii'nin açılması hani hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Çünkü ben bunun hani geniş analizlere girmeden önce öncelikle çok somut bir ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü o civarda yani ben işte üniversite okurken Nişantaşı'ndaydı İletişim Fakültesi, Marmara İletişim Fakültesi. O civardan çok işte yürüme olsun bir şekilde o civarda çok bulunmuş bir insanım o yıllarda. Dolayısıyla orada namaz kılma ihtiyacı hissettiğinizde gidebileceğiniz bir cami yoktu gerçekten. Evet. Şimdi Taksim Meydanı'nın hemen orada yani bu caminin yapıldığı yerde hakikaten hani namaz kılmaya gerçekten yakışmayacak. Biraz Sedat Hoca değindi ama ben de biraz ona girmek istiyorum. Yakışmayacak bir şey vardı. Yani bir metruk bir mekan vardı. Yani bu çok seferinde hem şunu kendimle yaşadım hem de arkadaşlarımdan dinledim. Namaz kılmak için içeri gittiğinizde ya burada da namaz kılınmaz ki deyip dışarı çıkmayı düşündüğünüz bir şeydi. Çünkü çok atıldı, çok kokuyordu. Bir takım yerler böyle su basıyordu falan filan. Çok şeydi, metruk bir yerdi gerçekten de. O yüzden hem İstanbul'un çok merkezi bir konumunda Taksim gibi hani tam merkezinde bir yerde hem Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde gelip gittiği bir şey mekan Taksim. Aynı zamanda gerek işte dünyadan gerek İslam dünyasından insanların turist olarak ziyaret ettiği çok hareketli olan bir mekan ve burada ya böyle bir mekan öncelikle hani somut düzlemde buraya yakışmıyordu. Bu anlamda düzeltilmiş olması ve ibadet etmek isteyen Müslümanların namazlarını düzgün bir mekanda gerçekleştirebilmeleri açısından çok somut bir ihtiyacın karşılandığını ben düşünüyorum. Bu anlamda bu bir ihtiyaçtı. Bir kere bunun altını çizmek lazım. İkincisi, Bora Hocam, şimdi meydanlar şehirler açısından çok önemlidir. Yani bu Avrupa'da da böyledir, Amerika'da da böyledir. O meydanlara ana ruhunu veren yapılar dikkat çeker. Şimdi Taksim Meydanı Türkiye'nin, İstanbul'un en önemli işte Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı. İşte yani iki tane çok kritik, çok dikkat çeken, çok ön planda olan meydanımız var. Başka meydanlar da eklenebilir ama hani en kozmopolitik açısından bunu söylüyorum. Şimdi buraya baktığınızda Sedat Hocam oraya değindi. Yani 1878 o işte 1780'lerden bu yana yani buradaki meydana hakim olan ana ruhu, ana süliyeti veren mekan kilise. Şimdi bir Müslüman Türk şehrinin temel özellikleri vardır. Yahya Kemal'in metinlerinde bu çok net olarak geçer. Bir kere burada cami olması gerekiyor. Yani bu İnsanların bir kısmının ibadet etmemesiyle alakalı bir şey değil. Yani Müslüman Türk mahallesinde yani ibadet etseler de insanlar etmeseler de yani onun sembolize ettiği bir takım şeyler vardır. Özellikle mühür, cami. Mühür. Mühür. Cami bunlardan birisidir. Şimdi orada hakikaten bu büyük bir eksiklikti ve aradan işte 150 yıl gibi bir vakit geçtikten sonra ancak
bu cami buraya yapılabildi. Bu anlamda oradaki büyük bir eksikliğin giderilmesi anlamında da bunun çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. İşin bir diğer tarafı Türk sağı diyebileceğimiz, yani siyasal düzlemde Türk sağı diyebileceğimiz siyasi partilerin, toplumsal kesimlerin, ki bunları sağcılar, muhafazakarlar, muhafazakar demokratlar, demokrat liberaller, demokratlar, aynı şekilde dindarlar, milliyetçiler, mukaddesatçılar falan gibi böyle bir takım farklı isimlerin, ideolojik isimlendirmelerle tanımlayabiliriz. Ama toplamda baktığımızda bütün bu siyasi yapıların en temel hedeflerinden birisi 1950'den bu yana Taksim Camii'ni yapmak, Ayasofya Camii'ni de yeniden cami olarak açabilmek. Şimdi bunu 1952 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin Adnan Menderes'in vaatlerinden biri olarak manşetine taşıdığı bir başlık var. Taksim Camii yapılacak. Taksim'e büyük bir cami yapılacak. 1952 yılında. Daha sonra tabii bu akim kalıyor. Sonra Süleyman Demirel'in girişimleri var. Yani Adalet Partisi Genel Başkanı olarak. Daha sonra Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde bu 75-80 arasında Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel'in başbakanlığında yine bu Milliyetçi Cephe Hükümetleri'nin Taksim'e cami yapmak için bir takım çabalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir takım kanunlar çıkartıyorlar fakat o da yapılamıyor. Burada bir Necmettin Erbakan'a bir parantez açılabilir. Çünkü Necmettin Erbakan, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi bütün o çizgi boyunca Taksim'e cami yapılması ve Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılmasını siyasal söyleminin merkezine yerleştiriyor. Yani onun üzerinden bir politik söylem de geliştiriyor. Ve bu yüzden Ayasofya Camii'nin açılması için yapılan miting, Büyük Ayasofya mitingi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasının gerekçelerinden birisi olmuştur 1970'li yılların başında. Aynı şekilde mesela Büyük Kudüs mitingi de Milli Selamet Partisi'nin kapatılma gerekçesidir. Hani Erbakan açısından baktığımızda. Ve Erbakan'dan devam edersek, hani Özal için de bir parantez açalım. Özal da Taksim Camii için, Özal'ın söyleminde de var. Ama şu anki konjonktürde bu bizi aşıyor diye bir şey var. Bir cümlesi var Özal'ın. Yani o zamanlı konjonktüründe. Hakikaten bu konjonktür çok belirleyici bir şey burada. Ve geliyoruz 28 Şubat sürecine. Yani 1997'de Refah Yol iktidarına, yani Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu Refah Yol iktidarına yapılan darbenin, postmodern darbenin gerekçelerinden birisi Taksim'e cami yapılması meselesi. Ve o dönemde bu Taksim Camii meselesi üzerinden çok yoğun bir şekilde Refah Partisi eleştiriliyor. Negatif konumlandırılıyor. İşte Türkiye'yi İran'a dönüştürecek, Taksim gibi bir yere, yani işte seküler bir yere nasıl olur da cami yapılır, bu başka bir şeyin planlanıyor, başka bir şey hedefliyor doğrultusunda çok dışlayıcı bir söylem geliştiriliyor şeye karşı, Erbakan'a karşı. Ama bu tabii o dönemki parçalardan birisi. Birçok parça var ve orada Refah Partisi'nin kapatılma gerekçelerinden birisi olarak Taksim'e cami yapılmasını karşımıza görüyoruz. Şimdi orada Erbakan'ın 90'lı yıllarda şöyle bir şeyi var. Açıklaması var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an viral olduğu için ben de yeni izledim. Oradan hatırlıyorum. Mecliste şunu diyor Erbakan. Şimdi diyor Sivas'ın bir köyüne gitseniz, deseniz ki biz İstanbul'da Taksim'e cami yapıyoruz. Ne derler? Ya Allah razı olsun yapandan derler. Peki diyor siz niye bu toplumun bu kadar basit ve somut bir beklentisine karşı bu kadar cephe alıyorsunuz diye bunun yanlış olduğunu, Erbakan'ın nazik bir hani üslubu var, o doğrultuda anlatıyor. Yine 94'te Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde, o da viral oldu sosyal medyada, çok dolaştığı için ona da değinmek istiyorum. O bir görüntü var. Evet. Metro geliyor, yazan oraya yapacağız. Evet diyor. Evet, yani metrodan da bahsediyor. Aynı şekilde yerini gösteriyor. Şuraya evet, yapacağız evet. Diyor. İşte cami falan anlatıyor. Bakın bu gazetecilik açısından da çok önemli bir başarı. Hani bu o anda yapılan haberler, üretilen görüntüler, içerikler gazetecilikte o anlık güncel olay gibi görünebilir ama hani
en genelde söyleriz ya, bir arşivdir, tanıklıktır. Evet. Tarihe bir hafıza oluşturur gazetecilik. O alanda bir hafıza oluşturduğu için bugün mesela o çok gazeteci kıymetli arkadaşlarımızın, rahmetli olan da var aralarında, Allah rahmet etsin, evet, bir şey, hani tarihe ışık tutan bir arşiv değerinde görüntü ortaya çıkmış, evet, durumda. Ve inşallah diyor Sayın Erdoğan orada, bunun temellerini atmak ve yapmak da bize nasip, evet, olur. Gerçekten öyle bir tablo bugün karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kolay gelinmedi yani, bu evet, sürece de. Şimdi böyle bir background'ın üzerine yarın gazetelerde diyecekler ki gündem değiştirmek için, ama oysa ki bunun işte sizin anlattığınız kadarıyla 70 yıllık bir arka planı var. Hocam çok daha geriye taşıdı. 150 yıl. Tabii. Yani. Söylediniz. Evet, yani Ayasofya Anlaşması 1878'de imzalanıyor. O anlaşmanın parçasını, yani bir parçası buraya kilise yapılması. O kilise 2 sene içerisinde tamamlanıyor, yapılıyor. Ama cami bugüne kadar yapılmıyor. Çünkü o anlaşmanın içerisine Abdülhamit'in koyduğu bir şey var. Sultan Abdülhamit'in cami de yapılacak, evet, buraya Taksim'e diye. Yani Rusların dayattığı o işte kilise inşa edilmesinin karşısına buraya cami, ama Yusuf Hoca'nın da anlattığı gibi 140 sene içerisinde sürüncemede kalan bir süreç bu. Bir türlü yapamıyor Türkiye oraya. Yani Müslüman toprağı, işte İstanbul Türklerin, Müslümanların burada bir cami yapabilmek için yani inisiyatif kullanamıyorsunuz. Kullanmaya kalktığınız zaman bin bir engel çıkıyor karşınıza. Ta ki şimdiye kadar. İşte içerideki şeyler kırılınca, direnç noktaları kırılınca bu işte oldu. Dilerseniz bir Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün orada yaptığı konuşmaya bir bakalım. Kısa bir dinleyelim. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda gezi olaylarını bulduk. Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Evet, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yine bu noktaya dikkat çekti. Taksim Camii açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocam, sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Oradan Kudüs meselesine geçeceğim. Yani benim ekleyeceğim şu olur. Değerli hocalarım çok detaylı olarak bilgi verdiler. Ben birazcık daha medya ve medyanın bunu ele alış şekline belki değinebilirim. Çünkü burada söylenen şeylere baktığımız zaman, yani ilk başta sizin de söylediğiniz gibi Bora Hocam, hani başka bir ülkede bir kilise açılsa biz deriz ki hani hayırlı olsun. Yani bununla ilgili bir yorum yapmak, hani kamu yararı, özellikle ben en çok oraya takıldım. Yani kamu yararına değildir diye bir açıklama yapmak, BBC'nin böyle bir başlık atması. Yani bu şeyi Danıştay kararına işaret ediyor ama 1983'te bunu öne çıkartmış, evet, yani bu hikayede. Evet, ama yani bu hakikaten, evet, bir ibadethanenin yapılması, inşa edilmesi, açılması ve insanların faydalanması. Burada zaten kamu yararına denilen noktada da hani bunu bir yabancı bir basın kanalının, bir kuruluşun başka bir ülkede gerçekleştirilen böyle bir olay hakkında kamu yararını sorgulaması hani absürt bir şey olarak değerlendirebiliriz. Camiden daha fazla kamu yararı için. Hani... Bir de şuna da bakmak lazım. Ben de hani benim de çocukluğum İstiklal Caddesi'nde geçti. Okuduğum okullar, bitirdiğim üniversite vesaire. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nin, Taksim'in hakikaten her şeyi kucaklayan bir yapısı vardır. Oraya gittiğiniz zaman tek tip insan görmezsiniz. Orada tek tip bir yapı görmezsiniz. Her şeyi kucaklar, her şeyi bütünleştirir. Dolayısıyla orada kiliseler de var, cami de, aynı zamanda hani kültür, sanat, her şey iç içe. O yüzden ben böyle bir şeyin
özellikle dış basında rahatsızlık yaratmasının temelinde aslında buraya bakış açısındaki o bazen Sputnik'in haberlerinde de görüyoruz. Bunu da yapmamış ama Deutsche Welle'de de görüyoruz. Hani BBC'de de zaman zaman ve farklı yerlerde de görüyoruz. O propaganda yapmak ve bir şekilde hani kamuda rahatsızlık yaratabilecek bir takım söylemleri dile getirmek ve buradan da bir kanal açmaya çalışmak. Bununla alakalı çok fazla aslında yöntem uyguladıklarını görüyoruz. Burada da yani eğer bunu bir siyasi iktidarın yeni sembolü diye söylemişler. Yani açılan her cami siyasi iktidarın yeni sembolü olarak değerlendirilmemeli bence. Eğer öyle bir şey varsa ki yani en büyük bence buradaki Ayasofya herhalde yani Ayasofya'nın üstüne hani Taksim'de açılan caminin sembolik olarak değerlendirilmesi çok da hani böyle sadece propaganda olsun evet. Ve aynı zamanda ben bununla gerçekten... ilgili söylem geliştirilsin diye yapılmış olan bir şey. Ben buna çok da hani cevap verilmesi taraftar da açıkçası değilim. Yani değilim. Evet. Neden? Çünkü dışarıda böyle bir eleştiri yapıyorlar. Karışamazsınız ki burası İstanbul 1453'ten sonra... Evet. Fethedilmiş yani şöyle bizim. Mesela Britanya'da deseler ki Buckingham Sarayı'nın önündeki Victoria anıtının işte bilmem nesi değişecek. Ben de mesela Türk gazeteci olarak gideceğim. İşte ya böyle diyorsunuz ama 1960'larda işte şöyle bir karar çıkmıştı parlamentoda, Lordlar Kamarası'nda. Şöyleydi. Yani bunu yapıyorsan ben rahatsızım demektir. Yani ama son derece de, absürt tabii, bir de şu var. Tavır. Ama burada çalışanlar tabii Türk arkadaşlar evet. Çalıştığı için hep politik tavırlar içerisinde. Yani bir de bu yeni siyasi iklimi aslında yeni de değil. Uzun zamandır siyasi iklimi inanç farklılıkları üzerinden inşa etmeye çalışan bir bakış açısı var. Kutuplaştırma üstünden. Bunu işte İslamofobide de görüyoruz. Başka konularda da görüyoruz. Dolayısıyla buna araç olabilecek her şey şu anda basın tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla ben buraya bir eleştiri getirebilirim. Hani uluslararası alandaki verilen haberlerle ilgili. Evet, Taksim Camii hayırlı olsun diyoruz ve bir başka konuya geçeceğiz. Aslında tabii küresel oyunda son bir aydır özellikle sık sık gündeme getirdik. Filistin meselesi şu anda biraz yavaşlamış gibi görünse de benim bu programda sık sık gündeme getirdiğim bir konu var. O da El-Aksa Camii'ne yönelik, Harem-i Şerif'e yönelik tacizler devam ediyor. Gazze'de ateşkes sağlandı. Fakat Yahudi gruplar Harem-i Şerif'e giderek El-Aksa'da yine bu tacizleri sürdürüyorlar. Bu konuyu değerlendireceğiz. Aynı zamanda Amerikan yönetiminin de Orta Doğu'ya nasıl bir yönelim içinde olduğunu konuşacağız. Amerikan Dışişleri Bakanı dediğim gibi İsrail ve Filistin'de temaslarda bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı da Ankara'ya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları oldu. Bütün bunları şimdi değerlendireceğiz bu bölümde. Önce bir Mustafa Deveci'ye uzanmak istiyorum. Anadolu Ajansı muhabiri. Mustafa iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle şunu soracağım. İki şey soruyorum sana. Çok kısa özetlersen sevinirim. Bir, Gazze'deki ateşkesin durumu nedir? Burada İsrail'in gerçekten frene bastığını söyleyebilir miyiz? İkincisi, El-Aksa'da bu Yahudilerin, İsrail askerlerinin denetiminde, desteğinde içeriye girip burada yaptığı eylemler sürüyor. Bununla ilgili neler aktarabilirsin? Evet, Gazze şeridinde sizin de söylediğiniz gibi ateşkes ilan edildi ve bir hafta oldu ateşkes başlayalı ve bölgede herhangi bir gerginlik göze çarpmıyor. Biz de AA ekip olarak bölgedeyiz ve bölgedeki insani dramı yansıtmaya, buradaki yıkımı Türk kamuoyuna ve dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Ateşkes şu an için sağlanmış ve ateşkese uyum devam ediyor diyebiliriz. Ancak sizin de söylediğiniz gibi Mescid-i Aksa'da özellikle pazar günü ateşkesin üzerinden iki gün geçtikten sonra İsrail polisinin Filistinlere yönelik bir baskısı vardı. Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlerin birçoğunun kimliğine kapılarda el konuldu ve bazı Filistinler Mescid-i Aksa'nın içerisinde gözaltına alındı. Bunun sebebi ise Yahudi yerleşimciler yaklaşık 4 Mayıs'tan bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu. Özellikle Kudüs'te yaşanan gerginlik nedeniyle İsrail polisi Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını yasaklamıştı. Ancak Ramazan'ın bitmesiyle de
bir nebze de olsa İsrail tarafı adeta meydan okur gibi Yahudi yerleşimcileri pazar günü İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya soktu. 250'den fazla Yahudi fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bu nedenle de bölgede tansiyon biraz arttı. Özellikle Şeyh Cerrah mahallesinde de tansiyon hala yüksek. Bildiğiniz gibi orada da bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması gündemde. Filistinliler bu evlerinden çıkmak istemiyorlar ve evlerini korumak için her gün gösteri düzenlemek istiyorlar. Ancak bölgede İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığını söyleyebiliriz. Haziran ayında İsrail Yüksek Mahkemesi Şeyh Cerrah'a ilişkin davayı görüşecek. Bu da bölgedeki ateşkesin geleceğini de yakından ilgilendiriyor Boru Bayraktar. Peki iki soru dedim ama şunu da sorayım Mustafa Deveci. Amerikalıların temaslarıyla ilgili yansımalar var mı? Onunla ilgili bir bilgi edinebildiniz mi ekstra? Elbette Blinken'ın ziyaretinin ana gündem maddesi bilindiği gibi Gazze'de varılan ateşkesin güçlendirilmesi, desteklenmesiydi. Blinken önce İsrail'i daha sonra Ramallah'a geçerek Filistin'i ziyaret etti. Gazze şeridiyle bildiğiniz gibi buranın kontrolünü elinde bulunduran tırnak içerisinde Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğü için veya nitelendirdiği için burayla bir teması olmadı. Blinken'ın ziyaretinde İsrail ziyaretinde İsrail'e desteği yenilendi. ABD yönetimi İsrail'e tırnak içerisinde kendisini savunma hakkını desteklediklerini söyledi. Gazze'nin yeniden inşası için yardım faaliyetleri yapılacağı belirtildi. Filistin tarafında ise önemli gelişmeler vardı. Blinken'ın Ramallah ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Washington'ın Kudüs'te bulunan bir konsolosluğu vardı. Bildiğiniz gibi Trump döneminde bu konsolosluk kapatılmıştı. Bu konsolosluk Filistin'le ilişkileri yürütüyordu. Blinken bu konsolosluğun yeniden açılacağını belirtti ve ayrıca ziyaretinin Filistin yönetimiyle, Filistin halkıyla ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması, yeniden inşa edilmesi için gerçekleştirdiğini belirtti. Bu nedenle de Blinken'ın mesajları önemliydi. Blinken hem İsrail basınına hem de Filistin basınına da demeçler verdi. Burada iki devletli çözümün İsrail'in geleceği açısından, İsrail'in bölgede kalıcı olarak kalması açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması planından vazgeçilmesi yönünde İsrail yönetimine mesajlar verdiklerinde Blinken bu demeçlerini de dile getirdi. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Deveci. Gazze sınırındasın bildiğim kadarıyla. İçinde misin yoksa? Gazze'deyiz Bora Bey. Peki, kolaylıklar diliyorum. Dikkat edin sizde ve iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi bu konuyla ilgili bir de bir manşet paylaşmak istiyorum. Foreign Policy'de bir haber, bir yorum vardı. Stephen Walt, önemli bir uluslararası ilişkiler teorisyeni diyelim. Özellikle ittifaklar konusunda yazdığı yazılarla meşhur. Şöyle bir yorumu oldu. Amerika'nın İsrail'le özel ilişkileri sona erdirmesinin zamanı geldi diye bir yazı yazdı. Çünkü Amerika'nın desteğinin artık maliyetleri aştığını ve yani karşılığının maliyetlerden daha az olduğunu, İsrail'in adeta bir yük olduğunu yazdı Stephen Walt. Bu gibi düşünceler de önemli isimler tarafından dile getirilmeye başlandı. Bakalım Amerikan tarafı ne diyecek? Bu konuya bu sefer Ece Hocam sizinle başlamak istiyorum. Siz de Global Savunma Dergisinde hem evet, haber müdürsünüz, bu ayda bir yazınız çıktı Filistin konusuyla ilgili. Evet. Bu iki şey var yani önümüzde. El-Aksa'daki tacizlerin devam ediyor olması acaba yeniden meseleyi tırmandırır mı? Bununla ilgili görüşünüz. Bir de bu Amerikalıların tabii Blinken'ın temasları, Amerika'daki bu tartışmalar, sizce Amerika Orta Doğu politikasını, Filistin politikasını bir gözden geçirecek mi? Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Şimdi baktığımız zaman tarihsel süreç içerisinde İsrail devleti kurulduğundan itibaren, hatta kurulmaya başlamadan ama ilk göçler yapıldıktan sonrasında özellikle siyasi amaç taşıyan göçlerden ve yerleşimlerden sonra İsrail'in Filistin topraklarını sistematik olarak özellikle bu bölgede yaşayan insanları yerlerinden yavaşça ya da zorla zaman içerisinde ederek onları farklı yerlere doğru sürerek aslında bu toprakları
bir şekilde nüfus değişikliği de yaparak bu toprakları ele geçirmek üzerine kurduğu bir stratejisinin olduğunu görüyoruz. Bu değişmemiş. Ve İsrail'in politikalarına, bu da yapılan ilk ateşkes değil. Bundan önce defalarca ateşkes yapılmış ve bu ateşkesleri ilk bozan taraf da genellikle İsrail tarafı olmuş. Şimdi bugün yapılan ateşkes sonrasında da tacizler, Gazze'de ateşkes yapıldı evet, ama İsrail'in özellikle Kudüs üzerindeki tacizleri sistematik olarak devam ediyor. Ve bu devam da edecek. Çünkü İsrail'in hedefinde sadece Yahudilerden oluşan bir İsrail devleti kurmak ve burada yaşayan Arapları zaten ötekileştirerek, zaten Balfour Deklarasyonu'nda da hani o tarih 1917-18'lerden itibaren nasıl bakıldığı, bir öteki olarak bu bölgede yaşayan Araplara bakıldığı, kendi topraklarında mülteci gibi yaşayan bir halktan bahsediyoruz. Yani kendi doğdukları topraklarda oradan oraya göçerek mülteci gibi yaşıyorlar. Bütün bu saldırılar sonrasında biz neyi konuşuyoruz hep? Vefat eden insan sayısını konuşuyoruz. Sivilleri, çocukların hedef alındığını konuşuyoruz. Beraberinde neyi konuşuyoruz? Tamamıyla aslında sadece terörle mücadele olarak ya da terör yapılarıyla mücadele olarak gösterilen bu saldırıların tamamen toplumda yaşayan kadınlar ve çocuklara yönelik olduğunu konuşuyoruz. Vefat eden çocuk sayısının en son 64 olduğunu biliyorduk. Ateşkes sağlandı. Fakat daha sonrasında şunu da düşünmemiz lazım. Bunu da konuşmamız lazım. Peki orada hayatını devam ettirecek olanlar? Oturacakları bir evleri yok. Gidecekleri bir okulları yok. Yaşam hakları, yaşamak için, hayallerini gerçekleştirmek için atacakları bir adım yok. Ve İsrail bunu tüm dünyanın gözü önünde sistematik olarak yavaş yavaş, zaman zaman çok ciddi kayıplar vererek devam ettiriyor. Bu ateşkesin bu yüzden ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yine devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikaya gelince, Biden yönetimi özellikle geldiğinde tabii ki Trump kadar maksimalist yaklaşımlarda bulunmadı İsrail'e karşı. Hatta bununla alakalı olarak seçimden öncesinde verdiği demeçlerde de, söylemlerinde de aslında Filistin konusunda Trump'ın izlediği stratejileri de eleştirdi. Ancak Biden'ın rahatsız olduğu bir farklı nokta şu ki, İsrail kontrol edilemez bir noktaya doğru evrildi. Özellikle İsrail'in saldırıları. Dolayısıyla İsrail'in bu bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği, demin hani neden sivillerin hedef aldığı, insanları yaşayabilecek, hayatlarını devam ettirebilecek alanlar bırakmaması, sosyal medyanın da artık iletişimin bu kadar geniş bir alanda olması, insanların bu konuya çok daha farklı coğrafyalardan tepkilerini vermesi, yönetimlerin demiyorum, yönetimler hepsi bu tepkiyi vermiyor ama halklar artık bu tepkiyi veriyor ve bunu verenler sadece Müslüman olanlar değil, farklı bölgelerdeki insanlar da bu insanlık suçuna, insanlık dramına tepkisini dile getiriyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesi ya da onlara sağladığı destek nedeniyle olduğu için hem Biden'ın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten kendi içinde biliyorsunuz o kongre binası baskınıyla birlikte de Amerika'nın içinde demokrasinin tartışıldığı, insan haklarının tartışıldığı, Trump'ın döneminde bir takım söylemlerle işte ötekileştirmenin olduğu tartışılırken beraberinde Amerika'nın hiçbir önlem almaması ya da İsrail'i durduramaması Amerika'nın itibarını ve Biden'ın aslında o demokrasiye, insan haklarına, yeniden Amerika'yı, Amerikan değerlerini yüceltmeye yönelik politikasını da boşa çıkartacak bir takım etkiler doğurdu. Dolayısıyla Amerika bundan rahatsız. Amerika'nın Orta Doğu'daki politikası değişir mi? Amerika birazcık daha fazla aslında İsrail'den tam anlamıyla desteğini çekmeden ancak bir denge kurmaya çalışarak, burada da dengeyi nasıl kurar? Özellikle Filistin'deki sivil halk ölümünü ve insan hakları suçu, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler de bununla alakalı olarak bir komisyonun oluşturulmasına, bağımsız bir komisyonun oluşturulup insan hakları ve hukuk açısından İsrail'in yaptıklarının, İsrail'in müdahalelerinin incelenmesine karar verdi. Dolayısıyla bütün bu sürece baktığımızda
Amerika kendi ülkesinin imaj ve itibarını koruyup dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği İsrail'in yaptığı bu katliam ya da bu işgale karşı tepkisini kendi üstünden atmaya çalışacak bir denge politikası oluşturmaya çalışacaktır. Ama bunun da çok samimi olabileceğini ben ne yazık ki düşünmüyorum. Çünkü baktığınızdaki temel politika değişmiyor. Evet. Tabii Amerika'nın Filistin politikası önemli ama Türkiye politikası da önemli. Blinken'ın temasları bir yandan devam ederken Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Ankara ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüştü. Özellikle işte yaptırımların kalkması için Türkiye alternatifler sunulduğu söylendi. Yani Türkiye ile Amerika, yani Amerika şunu söylüyor: ben şu anda seninle Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir temas içerisindeyim. Blinken'ın gelmemesinin böyle bir mesajı olabilir. Ama diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iş adamlarıyla bir, yani farklı bir kanaldan yürümeye çalıştı. Bu ikisini de değerlendirdiğimiz zaman biraz tabii bu Filistin politikası odaklı olmayabilir cevabınız. Ama Amerika'nın Orta Doğu politikası genelinde Türkiye ile ki şu anki durumunu nasıl değerlendirmek lazım? Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden idareyi devraldıktan sonra önüne koyduğu bir takım öncelikler vardı. Bu önceliklerden bir tanesi COVID-19'da pandemiyle mücadele etmek. İkincisi de iktisadi daralmanın ve iktisadi sıkıntıların aşılması için bir takım teşvik paketleri geçirmek. İşte bu daralmanın getirdiği o olumsuz etkiyi aşabilmek. Şimdi bütün bunların içerisinde Joe Biden idaresi Orta Doğu'yla ve dış politikayla çok fazla ilgilenemedi. Daha doğrusu öncelikler sıralaması içerisinde dış politika birazcık daha geri planda kaldı. Yani biraz önce Ece Hoca'nın söylediği çok önemli bir konu var. O da ancak ve ancak Joe Biden idaresi bu halkların geliştirdiği tepkiler üzerine, İsrail'in işte özellikle Filistinlilere karşı işlediği o suçları gündeme getirmeye başladı. Ve İsrail'e karşı bir yerde dur demek gerekliliğini hissetti Amerikan idaresi. Ve burada da gayet garip bir şekilde aslında çoktan rafa kaldırılmış olan bu iki devletli çözümü gündeme getirdi. Yani bir yerde çok da fazla bu İsrail'in işlediği suçlar, Filistinlilere karşı o giriştiği katliamlar falan Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da odağında, yani çok dikkatle takip ettiği bir şey değilmiş izlenimi de vermeye başladı. Tabii aynı şey Avrupa Birliği içerisindeki ülkeler için de geçerli. Avrupa Birliği'nde özellikle bu İslamofobi çerçevesinde Hamas'a karşı, Filistinlilere karşı bir tepki de ortaya çıkmıştı. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Buradan Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir dönüşüm geçiriyor kendi içerisinde. 140 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve bunların arasında da Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların arasında en yoksul olanlar yerliler, kızılderili dediklerimiz, siyahlar, hispanikler ve diğer azınlıklar. Beyazlar arasındaki yoksulluk çok daha az miktarda. Şimdi bir yandan da bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 657 milyarderin bu pandemi döneminde biriktirdikleri servet %40'ın üzerinde artmış durumda. Yani gelir dağılımı son derece bozuk bir şekilde ve toplumsal huzursuzlukları tetikleyen bir durum yaratmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri bununla bir şekilde baş etmek zorunda. Ve bununla baş edebilmek için de kendi içerisinde yaşadığı bir dönüşüm var. Şimdi o dönüşümü gözden kaçırmamamız gerekiyor Bora Hocam. Çünkü burada bugüne kadar uygulanmış olan ve serbest piyasa ekonomisinin gereklerini yerine getirecek para politikalarının ön plana çıkması, bu birazcık daha ikinci düzeye düştü. Maliye politikaları daha ön planda ve teşvikler üzerinden bunu gerçekleştirmek istiyor. Bu teşvikler de ne? Bu teşvikler işte altyapı çalışmaları ve işsizlikle mücadele edecek, o bahsettiğimiz yoksulluğu aşabilecek türde bir takım düzenlemelere gitmesi. Hemen bunu şuraya getireceğim. Şimdi bu pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz şekilde bir sermaye temerküzü ve harcamaya hazır bir atıl para birikimi söz konusu. Bu atıl birikmiş olan bu atıl paranın
pandemi sonrasında kendisine yeni adresler arayacağı da çok açık. Şimdi bizim Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri iş adamlarıyla, ABD'li iş adamlarıyla yaptığı görüşme, Türkiye'nin ABD ile o sorunlu ilişkilerini bugüne kadar tanımlandığı temelden, o da neydi? Askeri ve güvenlik temelinden birazcık daha iktisadi temele doğru çekmeye çalışmak. Yani gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ilişkinin karşılaşılacak sorunları daha rahat çözebilmek için derinleşmiş bir iktisadi bağlantı üzerinden sürdürmenin daha müttefikliğe yakışacağı ve onun ileriye doğru böyle bir politikanın izleneceğinin işaret edilmesiydi o toplantı. Tabii aynı zamanda o bahsettiğim atıl sermayenin Türkiye'ye çekilmesi girişimiydi aynı zamanda. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkisine baktığımızda gene bu caminin açılması, Taksim'deki caminin açılması, Kudüs'te olup bitenler, işte Biden yönetiminin mesela Tel Aviv'e henüz bir büyükelçi, Tel Aviv'deydi işte büyükelçiliği, İsrail'e bir büyükelçi atamamış olması ve Türkiye'nin etrafına getirip Yunanistan'da üslerini yerleştirmiş olması, aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin, Amerika-Orta Doğu ilişkilerinin birazcık daha sorunlarla birlikte yaşanacağı ama bu sorunların da ne olduğunun tanımlanmasının çok da açık ve net yapılamadığı bir ortam içerisinde sürdürüleceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada inisiyatif Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden birazcık daha kaçmış vaziyette ve burada 14 Haziran'daki NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Joe Biden'la görüşmesinde Türkiye'nin bir inisiyatifi ele geçirme çabası var. Aynı zamanda bu Polonya'ya satılan SİHA'lar, işte Belarus-Rus ilişkilerinin bu şekilde daha sıkı fıkı gelişiyor olması, Ukrayna'daki çatışmanın birazcık daha derinleşmesi, yani Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki çekişmeler içerisinde farklı ittifakların oluşması ve bunların inisiyatifi bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden kayarken işte başkalarının o boşluğu doldurması şeklinde okumak mümkün. Bu durumda yani İsrail keskin sirke küpüne zarar. Bu yaptığı katliamlar da aslında kendisinin Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde olsun hem bölgede birazcık daha zayıflattı. Ama yine Ece Hoca söyledi gayet güzel. İsrail'in izlediği tavır iki adım ileri bir adım geri tavrı. Orada bir takım kazanımlar elde edip onları elinde tutmaya çalışması ve bazı tavizler vererek geri çekilmesi. Ama burada taşlar yeniden yerli yerine oturtuluyor ve kağıtlar yeniden karılıyor. Burada inisiyatifi ele geçirmek için bir takım girişimlerde bulunuluyor. O Amerikalı şirketlerle yapılan toplantıyı da belki bu perspektifte okumak faydalı olur. Yusuf Hocam, siz ne diyeceksiniz Amerikalıların Orta Doğu siyaseti? Şöyle söyleyeyim, 5 dakika kadar kaldı. Sonrasında da devam edebiliriz. Ona göre ayarlarsanız konuşmanızı. O zaman önce bu İsrail meselesine değineyim. Hı hı. Onunla bağlantılı ama biraz o Filistin meselesini değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bu son İsrail saldırılarında baktığımızda Gazze'ye yönelik ve Mescid-i Aksa'ya yönelik daha öncekilerden çok daha fazla bir küresel kamuoyunda bir tepki oluştu. Her ne kadar yine başta da çok sessizdi, sonradan tabii. Herhalde yayınların özellikle halklar nezdinde Ece Hoca'nın vurguladığı o ciddi bir tepki ortaya çıktı. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Avrupa'da çok farklı, çok kalabalık, hatta İsrail saldırılarını durdurduktan sonra birkaç gün daha da devam etti bu şeyler. Tabii burada sosyal medyanın oynadığı rolün de altını çizmemiz lazım. Çünkü bu görüntülerin çok hızlı bir şekilde paylaşılması, yayılması ve insanların bu gördüğü şiddet karşısında ürkmesi ve buna bir tepki göstermek amacıyla ortaya çıkmış olması, sadece yani Yahudi lobisinin, Siyonist sermayenin her tarafı böyle egemen bir şekilde tutamadığını da bize gösterdi. Yani halkların nabzı biraz da böyle siyasetin tepe noktalarını ciddi ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Bir başka şey daha oldu burada, çok farklı bir değerlendirme açısından söylüyorum. Şu konuşulmaya başlandı, yani İsrail peki buradan sonra nereyi hedefliyor?
Yani çünkü çok ciddi bir, hani dünyanın gözü önünde çok ciddi bir katliam yapıyor. İşte bu AP ve El Cezire'nin yayın yaptığı binanın canlı yayında bombalanması, TRT Arapça ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin plastik mermiyle ve yine bombardıman sonucunda vurulması, yaralanması, bir sürü oradaki internet vericilerinin bombalanması falan. Dünyanın gözü önünde hem kamuoyuna yönelik de büyük bir şey, saldırı vardı. Şu soru sorulmaya başlandı. Bu Türkiye'de de soruldu. İsrail peki bundan sonraki hedefi ne olur? Yani Gazze'yi ve Filistin'deki bütün bu süreci kendi çıkarları doğrultusunda hallettiğinde bundan sonraki adımı neresi olabilir? Şimdi Mısır mı olur? Ürdün mü olur? Veya teolojik olarak Siyonistlerin işte hedefi olan arz-ı mevcut sınırları doğrultusunda Nil ve Fırat arasındaki bütün toprak parçası mı olur? Ya şimdi bu sorunun ben daha önce, yani 2000 yılından bu yana, öncesi hani çok daha fazla İsrail saldırganlığı var ama 2000 yılından bu yana takip ettiğim kadarıyla bu soruların bu kadar sorulduğunu ben görmemiştim. Yani bu coğrafyadaki ülkeler farklı bir şekilde artık İsrail'e de bakmaya başladı. Çünkü arkasında bir sahillik de var ama. Çünkü arz-ı mevcut sınırları Siyonistlerin hedefi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kürsüye çıkarak bir harita göstermişti. Filistin sınırları içerisinde başta Yahudilerin bulunduğu kısım ve şimdi bulunduğu kısım ve şu soruyu sormuştu. İsrail'in sınırları neresi? Gerçekten bugün bile bu soruya tam net bir şekilde cevap verebilen birisi yok. Yani yüzyılın anlaşmalarından bahsediliyor. Bir taraftan Golan Tepeleri meselesi var. Bir taraftan Batı Şeria var, Gazze var. Arz-ı mevcut sınırları meselesi var. Dolayısıyla burada İsrail bölgemiz için güvenlik anlamında çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yaptıkları ve gerçekleştirdikleri eylemler ve o şey, acımasızlık, bunun bize net bir şekilde hatırlatıyor. Bir başka yeni bir şey daha gördük bu son İsrail saldırılarında. Aslında iki şey. Hızlıca onları söyleyeyim. Bir, ilk defa İsrail'in kendi vatandaşı olan Araplar ayaklandı. Bence bu daha önce görülmemiş bir şeydi. Bunun ben İsrail elitlerinin ve siyasetçilerinin kafasını çok karıştırdığını düşünüyorum. Burada bir izleyicilerimize bir parantez açayım. Bora Bayraktar'da Kriter Dergisi için yaptığımız söyleşide inşallah önümüzdeki ay Haziran ayında çıkacak. Bora Hoca çok detaylı bir şekilde o meseleleri bize orada anlattı. Dolayısıyla İsrail'in bu hani karşı karşıya kaldığı bu yeni durumun da bundan sonraki süreçlere etkisi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da bir yeni duruma dikkat çekelim müsaadenle. Direniş, yani Filistin Direniş Hareketi'nin kapasitesi. Bakın 2001 yılında Gazze'den fırlatılabilen füzenin menzili 3 kilometre. Bugün gelinen noktada 250 kilometre. Evet. Ve İsrail'in neredeyse bir tarafından diğer tarafına kadar füzeleri ulaştırabilecek kapasiteye ulaşmış durumda Filistin direnişi. Evet hocam, burada bir virgül koyalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Öncelikle Türk-Amerikan ilişkileri ve Amerika'nın Ortadoğu politikası Yusuf Hoca ile devam edeceğiz. Sonra Libya'daki kıyıya vuran insanlığı konuşacağız. Kısa bir aradan sonra. Küresel oyun devam ediyor. Bu bölümde kaldığımız yerden öncelikle Amerikan Orta Doğu politikası masaya yatırıyoruz kısa bir süre için. Daha sonra Libya'da kıyıya vuran bebek cenazeleri üzerinden kıyıya vuran insanlık, Akdeniz'deki göçmen faciası, Avrupa'nın göç politikaları neler oluyor, Libya'da neler oluyor, bunları değerlendireceğiz. Yusuf Hocam sizde kalmıştık, isterseniz oradan tamamlayalım Türk-Amerikan ilişkileri noktasında. Dışişleri Bakan Yardımcısı buradaydı. Cumhurbaşkanı'nın temasları oldu. Siz bu konuyla ilgili ne dersiniz? Evet. Şimdi Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda özellikle son 5 yılda elde edilen belli kazanımlar var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle elde edilen bazı kazanımlar var. Ve Türkiye bu kazanımlarını korumak istiyor, kalıcılaştırmak istiyor. Yeni Amerikan yönetimiyle bence Türkiye arasında ortaya çıkacak olan en büyük gerilimler, tartışmalar, değerlendirmelerin merkezinde bunun olacağını düşünüyorum. Türkiye bu kazanımlarından geri adım atmak istemiyor ama Amerikan yönetimi de Trump yönetiminde olduğu gibi tıpkı bu kazanımları noktasında Türkiye'yi bir geri adım attırma çabası içerisinde. Nedir bunlar? Mesela baktığımızda Türkiye'nin işte Suriye'de
Orada belli ölçülerde oluşturduğu bir barış bölgesi var. Yani Suriye gibi iç savaşın yüksek oranda yoğun yaşandığı bir yerde işte Türkiye'nin belli operasyonlarda işte Elbap, Cerablus, işte İdlib'in belli bir kısmı, belli bir kısmı Ruslar da ama belli bir kısmını da Amerikalılar da hani bir takım şeye girerek Türkiye'ye gerçekleştirdi. Aynı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de imaj değeri anlamında küresel kamuoyunu etkileyecek şekilde edindiği bir kazanımları var. Libya ile yapılan münhasır ekonomik anlaşma da bunlardan birisi. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin edindiği bir takım kazanımlar var ve Türkiye bu konularda geri adım atmak istemiyor. İşte Dağlı Karabağ meselesi, Türkiye'nin çok ciddi burada bir şeyi var, desteği var Azerbaycan'a. Bu konularda Ermenistan'ın rahat durmayacağını burada hepimiz şöyle söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Yani Ermenistan bu toprakları kaybetti, işgal ettiği toprakları ama durmayacaktır bence. Çünkü bu tür haberler geliyor işte sınır ihlalleri, saldırılar, mayın döşemeler. Bu konuda Türkiye'nin desteği de buraya çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Burada da Türkiye'nin desteğinin hatta Amerika'da demokratların işte Biden'a yazdığı mektupta şöyle bir şey ifade vardı. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'ı agresif desteği sonlanmalı falan gibi. Bunlardan tabii Türkiye'nin geri adım atma ihtimali yok. Ege konusunda Yunanistan'la aynı şekilde Kıbrıs'ta Kıbrıs Rum kesiminin işte bir takım maksimum talepleri konusu, maksimalist talepleri konusunda yine Amerikalıların Türkiye'nin yanında değil de daha çok böyle karşısındaki rakipleriyle böyle eşgüdüm halinde olduğuna dair bir tablo var karşımızda. Türkiye'nin bunlardan da geri adım atma ihtimali yok ama en kritik konulardan birisi bence. Bakın İçişleri Bakanı Yardımcısı biraz önce siz de söylediniz şu an Türkiye'de. Muhtemelen işte 14 Haziran'da Erdoğan Biden görüşmesi öncesi bir nabız yoklaması ya da bir alt başlıklarının konuşulması gibi bir şey diplomatik faaliyet olarak bunu tanımlayabiliriz ama yaptığı açıklamalara baktığımızda Bora Bey gerçekten hiç ders almamış Amerikalılar. Yani ya hiç Türkiye'yi tanımıyorlar, milletimizi tanımıyorlar ya da hiç Sayın Erdoğan'ı tanımıyorlar. Yani hala tanımıyorlar. Aynı cümleleri bakın kurduğunu görüyoruz ve çok kritik bir cümle kurdu. Birkaç şey söyleyeceğim ama şöyle diyor bakan yardımcısı. S-400 meselesi teknik bir mesele değildir. Siyasi bir meseledir. Ve diyor Türkiye bu konuda ne yapması gerektiğini biliyor. Umarım bunu anlar. Sen kimsin? Bu nasıl bir dil? Yani daha önce genelde şu ifade kullanılıyordu. Bu teknik bir mesele. İşte NATO konsepti içerisinde Türkiye ve Amerika ikisi bir arada. İşte NATO konseptini tehdit edebilecek bir teknik problemler ortaya çıkabilir. Ama öyle olmadığını bakan yardımcısı bize söyledi. Bir başka açıklaması. Türkler endişe etmesin. Biz YPG ile işbirliğimiz DAEŞ ile savaş için. Yani bu DAEŞ nerede? Yani hangi DAEŞ? Yani bitirilmiş bir DAEŞ var ve Türkiye'nin bizzat savaştığı, bitirdiği bir DAEŞ terör örgütü var. Yani hala bu hani deve kuş diplomasisi mi diyoruz buna? Yani kafasını kuma gömmüş. Yani sanki onların dışında hiç kimse başka bir şey görmüyor bu coğrafyada. Ve aynı mantaliteyle, aynı mantıkla meseleye yaklaşmaya çalışıyor. Ya şunu çok iyi bilmeleri lazım. YPG tıpkı PKK gibi Türkiye için bir terör örgütüdür. Aralarında hiçbir fark yoktur. Ve Amerikalıların Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne sağlamaya çalıştıkları meşruiyet ve onlara kurmaya çalıştığı düzen Türkiye için bir tehdittir. Ve Türkiye buna izin vermedi, vermeyecektir de bundan sonra. Yani bu tür açıklamalarla bu meseleyi ılımlaştıramazlar. Bunu evet. Bir kere altını çizmemiz lazım. Zaten şöyle hocam, bir sahaya bakan yani Irak'a baksınlar. Yani Irak'ın kuzeyinde PKK ne hale geldi? Suriye'den YPG üzerinden PKK'ya yardım gitmeye başladı. Yani ona çalışıyorlar şimdi. Eskiden, evet. Şu cümleyle toparlayayım. Şimdi şöyle, Biden yönetimi Orta Doğu konusunda karar vermiş değil. Yani Biden'ın kafası karışık, kararsız bir tablo çiziyor ve onun bu kararsızlığından dolayı da Orta Doğu'da bir hareketlilik yaşanıyor şu anda. Yani bakın bazen işte Türkiye-Mısır ilişkileri, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, yine bu Suudi Arabistan-İsrail ilişkileri hep böyle bir şey var. Bir kararsızlık durumu, bir belirsizlik durumu da var.
O yüzden Biden yönetiminin bu kararsızlık süreci daha fazla devam ederse bence Amerikalılar burada daha fazla kaybetmeye başlayacaklar. Ve bu da Rusların coğrafyada daha etkin olması anlamına gelebilir. Geçenlerde bir yorum okumuştum. O cümleyi burada hatırlatarak bitirmek istiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir ifadeydi o. Amerikalılar Irak'tan çıkmak için işte Kazım ile görüşürken Ruslar Irak'a girmek için İranlarla Haçlı Şabi ile görüşüyor diye bir ifadeydi. Gerçekten Amerikalıların bu kararsızlığı bu coğrafyada daha fazla kaybetmelerine neden olacak ve buranın, bu coğrafyanın en güçlü ülkesi Türkiye ile olan ilişkilerini de Amerikalılar eğer rasyonel bir politika izlemek istiyorsalar düzeltmeleri gerekir. Evet. Şimdi buradan tabii Amerikalıların ne yapacağını önümüzdeki haftalarda daha yakından göreceğimizi söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden'ın Haziran ayı içerisinde bir görüşmesi bekleniyor. Bakalım bu görüşme olacak mı? Olacaksa nasıl olacak? Neler konuşulacak? Bunları bekliyoruz ama Sayın Yusuf Hoca'nın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin pek çok konuda tavrı net. PKK-YPG konusunda Türkiye'nin verecek hiçbir tavizi, atacağı hiçbir adım yok. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek, ediyor. Hali hazırda listelere bakıldığında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı, yanılmıyorsam, listelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı, yani bunlar listedekiler, 320'nin üzerinde. Ve bu inanılmaz bir rakam. Örgüte katılım tamamen azalmış durumda ve Türk Silahlı Kuvvetleri burada kurduğu kalıcı üslerle Irak'ın kuzeyinde örgüte göz açtırmıyor. Suriye'de de bu devam edecek. Amerikalıların da bunu artık anlaması gerekiyor. S-400'ler konusunda yine Türkiye hava savunma sistemleri konusunda defaatle Amerikalılara bildirdi. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Şimdi Libya'ya, daha doğrusu Akdeniz'de Libya üzerinden ağırlıklı olarak yaşanan göç meselesine bakalım. Son haftalarda çok sayıda göçmen botunun battığını, çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiğini görüyoruz, okuyoruz. Maalesef son 10 yılda diyeceğim, yani Libya'daki iç savaşın başlamasından itibaren Akdeniz bir göçmen mezarlığına dönüştü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Avrupalılar elini uzatmıyor. Libya'daki istikrarsızlık devam ettiği müddetçe Afrika'dan, Libya'dan bir göç var. Afrika'nın genelinde de iklim göçü var, yoksulluk göçü var. Kıtadan insanlar akın akın, fevç fevç Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Son olarak bebek cenazeleri kıyıya vurdu. Arkadaşlarım belki ekrana verecekler bu görüntüleri. Aylan bebeğin durumunu hatırlatan, son derece acı, insanın içini yakan görüntüler bunlar. Bu durum tabii vicdanlarda büyük yaralar açıyor ama çözüm de bir türlü bulunamıyor. Şimdi biraz bunu konuşalım. Avrupa'nın göçmen siyasetini konuşalım. Ve bu bebeklerin, bu canların hesabını kim verecek? Bunu da tabii sorgulayarak soralım. Bu bölümde bize Ramazan Hoca da katılacak. Ramazan Erdağ, Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor. Değerli hocamız da Libya'yı yakından takip ediyor. İsterseniz hocam sizinle başlayalım. Libya'daki bu durum, bu kıyıya vuran insanlık, Akdeniz'deki göçmen meselesinin önüne geçilememesi gibi durumlar var. İsterseniz Libya'daki siyaset üzerinden değerlendirelim. Neler söylersiniz? Avrupa neden elini uzatmıyor? Bu mesele nasıl çözülebilir? Libya'nın içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkartılabileceği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyo konuklarınıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Evet, aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu meselenin temelinde Avrupa Birliği'nin göçmen politikası konusunda inkarcı ve geri püskürtmeyi daha çok önceleyen yaklaşımı yatıyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi Avrupa'nın inkarcı politikaları göçmen konusunda. Çünkü özellikle Libya üzerinden meseleyi inceleyecek olsak, Afrika içerisinde hedef ülke olarak Avrupa Birliği ülkelerini seçmiş, hedef ülke olarak bu ülkelere gitmeyi düşünen bir kitle hareketliliği söz konusu, göç hareketliliği. Dolayısıyla Libya burada hem sizin de ifade ettiğiniz gibi iç savaştan dolayı, Libya'daki istikrarsızlıktan dolayı, Libya aynı zamanda bir kaynak ülke. Yani Libya'dan da Avrupa'ya
hedef ülke olarak gitmek isteyen bir grup söz konusu, göç hareketleri söz konusu. Aynı zamanda Libya önemli bir transit ülke. Yani işte Sahra Altı Afrika ülkelerden Libya üzerinden Doğu Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup ve göç hareketleri söz konusu. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği bu özellikle Suriye ve Libya başta olmak üzere kriz bölgelerinden kendisine yönelen göç hareketleri konusunda bunu görmezden gelen, bu gerçekle yüzleşmek istemeyen ve asla bir sorumluluk kabul etmeyen inkarcı bir politikayı izliyorlar. Yani bunun öncesinde göç ve göçmen krizi Suriye kaynaklı ortaya çıktığı zaman Türkiye ısrarla bu sorunun çözümünün bölgede olduğu, Suriye'de bir güvenlik alanı oluşturulması gerektiği ve bu bölgede insanların ülke dışına çıkmadan Suriye'nin kuzeyinde bir insani koridor oluşturularak bu bölgede yaşamlarını korumaları, koruma altına alınmaları gerektiğini defaatle ifade etmesi, önermesine rağmen bu bir karşılık bulmamıştı. Ve bu kriz gün geçtikçe günümüze kadar artan boyutlarıyla daha büyük bir mesele olarak Avrupa'nın da gündemine gelmiş oldu. Şimdi benzer durum Akdeniz'de ve Libya üzerinden yaşanıyor. İşte güncel olarak Libya'nın batı sahil şeridine vuran cesetleri gördük. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Bora Hocam, gerçekten insanlık adına utanç verici ve vicdanları sızlatıcı görüntüler. Tıpkı Türkiye'de Aylan Bebek örneğinde yaşadığımız görüntüleri tekraren seyretmiş oluyoruz. İşte Suriye konusunda Türkiye'nin önerileri dikkate alınmayınca uluslararası toplum, özellikle Avrupa Birliği burada bu işin sorumluluğunu üstlenmekten kaçırıp sadece sanki Türkiye'nin, Suriye'nin, Libya'nın sorunuymuş gibi algılamaya çalışması, özellikle Yunanistan gibi ülkelerin geri itme, geri püskürtme politikalarıyla göçmenleri çaresizce Akdeniz'de özellikle üzerlerindeki birçok değerli eşyayı da alıp ölüme terk etmeleri bu insani krizi daha da derinleştiriyor. Şimdi Libya üzerinde bakacak olsak güncel olarak İtalya ve Malta Dışişleri Bakanları Libya'da, Trablus'ta yeni hükümetin Dışişleri Bakanı'yla görüştüler ve Libya'nın güney sahilinden kaynaklı göçmen meselesine çözüm üretebilmek için Libya'nın güney sahillerini, güney sınırlarını daha doğrusu koruma altına alacak, bu bölgedeki güvenlik tedbirini artıracak bir işbirliğine vardıklarını, işbirliği yapacaklarını duyurduklarını görüyoruz. Ama tabii bunlar sembolik söylemler. Çünkü pratikte karşılığı olmayınca, yani tedbirler kurumsal anlamda Avrupa Birliği'nin bütüncül bir yaklaşımını ortaya koymadığını gösterince bu sembolik işbirliği çağrıları ya da duyuruları çok da pratikte işe yaramıyor. Öncelikli olarak hani büyük ölçekte ne yapılması, bu soruna nasıl bir çözüm bulunması gerekiyor diye soracak olduğumuzda Avrupa Birliği'nin bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü hedef ülke, hedef ülkeler, hedef Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla bu göç hareketleri Avrupa'ya yönelmiş bir hareketlik. Hem kaynak ülkelerin hem de transit ülkelerin bu konuda desteklenmesi ve istikrarının önemsenmesi gerekiyor. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Bugün Libya'nın istikrarı, barış ve güvenlik ortamında bulunması aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de istikrarlı ve güvenli olmasını sağlıyor. Ya da tam tersi, Libya'da istikrarsızlık, güvensizlik ortamı derinleştikçe Suriye krizinde olduğu gibi bu doğrudan Avrupa'yı ve Avrupa Birliği ülkelerini de etkiliyor. Avrupa Birliği'nin bu gerçeklikle yüzleşmesinin zamanı çoktan geçti bile. Dolayısıyla yapılması gereken, Türkiye'nin nasıl ki meşru hükümete, Trablus hükümetine her yönüne destek olup uluslararası alanda tanınmış olan hükümeti ayakta tutacak tedbirleri almış olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinin de öncelikli olarak burada duruşlarını net bir şekilde meşru hükümetten yana, desteklemekten yana tavır sergilemekle işe başlamaları gerekiyor. Ayrıca darbeci Hafter birçok sürece rağmen işte 5+5 askeri teknik komite bir ateşkese vardı. Malumunuz bir Libya'da 24 Aralık'a giden bir geçiş süreci söz konusu, seçimler yapılacak. Ama yine bütün bu iyi niyetli girişimlere, uluslararası destekli girişimlere rağmen darbeci Hafter'in ateşkesi ve siyasi süreci akamete uğratacak girişimleri devam ediyor. İşte yarın da bir Bingazi'de gösteri yapması durumu söz konusu. Yani Fransa'nın, Avrupa Birliği içerisindeki birçok ülkenin Libya'nın istikrarını çok daha fazla önemsemesi ve meşru hükümete destek olması gerekiyor. Evet. Hafter'e ve darbeci milislere siyasi, askeri ve ekonomik desteği kesmesi lazım. Böyle yaptıkça, Hafter'i ve istikrarsızlığı Libya'da destekledikçe bu Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ülkelerine
kriz olarak yansıyor. Bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekir diye söyleyebiliriz. Evet. Gerçekten de öyle. Sedat Hocam, yani bu hani ekonomik olarak bakıldığı zaman zenginlik aslında Afrika'da. Biz kara kıta diyoruz, yoksulluk diyoruz falan ama hani materyal olarak, maddi olarak kaynaklar burada. Mineraller orada, madenler orada. Finansman Avrupa'da ve bundan dolayı insanlar bir şekilde yoksulluktan dolayı buralara gidiyorlar. Ben bu dengenin değişmesi mümkün mü? Afrikalılar kendilerine gelip ya bu burada kaynaklar bizim, ne yapıyoruz biz, ne zaman diyecek acaba? Aslında bu resmi birazcık da farklı bir şekilde okuyabilmemiz gerekiyor. Bu işte Akdeniz'de gördüğümüz trajedi, o bebeklerin kıyıya vurması, sizin çok güzel ifade ettiğiniz şekliyle insanlığın kıyıya vurması biçiminde ortaya çıkan bu trajedi, trajedilere belki birazcık da farklı bakabilmek lazım. Yani işte sorduğunuz sorulardan bir tanesi, Avrupa'nın bir göçmen politikası var mı? Evet, Avrupa'nın bir göçmen politikası var. O da bu Afrika'dan, ki ana kaynak orası, Afrika'dan ve Asya'nın güneyinden Avrupa'ya yönelik, Avrupa Birliği'ne yönelik göç hareketini durdurmak. Şimdi bu göç politikasının bir parçası ama özellikle Afrika coğrafyasında göç sadece Avrupa'ya doğru bir göç şeklinde ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda başka bir göç daha var Afrika içerisinde, ki bu bizim gördüğümüz bu trajik olaylar onun yanında bir buzdağının görünen yüzü gibi kalıyor. Afrika'da gerçekleşen başka göç realitesi, o da kırlardan şehirlere olan göç. Yani Afrika'da bu özellikle iklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme nedeniyle tarım kesiminde üretim yapamayan insanlar, oradaki geçim kaynaklarını yitirmiş olan insanlar, yani yoksul Afrikalılar şehirlere göç ediyor. Şimdi şehirlerin üzerinde böyle bir baskı oluşuyor ve bugün Afrika'daki toplam nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Yani inanılmaz ölçüde bir şehirleşme olgusuyla karşı karşıyayız. Ve bu da bir şehir yoksulluğunu ortaya çıkartıyor. Şimdi burada da gördüğümüz ve bizim ekranlarımıza yansıyan trajediye konu olan göçmenler aslında Afrika'da görece daha varlıklı olan göçmenler. Yani bu seyahati, bu göç yolunu kat edebilecek birikimleri olan, işte belli bir profesyonel geçmişi olan ve birikim sağlamış olan kesimler bu seyahate çıkıyor. Binlerce dolar, binlerce euro tabii, para ödüyorlar. Para ödüyorlar. Daha yoksulları ise şehirlere gidiyor. Şimdi Afrika kıtasında son zamanlarda gerçekleşmiş olan en önemli iktisadi olaylardan bir tanesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle kıtaya girmiş olması. Tabii onun yanı sıra Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi işte yeni sanayileşmiş ülkeler, bunların da kıtada bir varlıkları söz konusu ve buraya yatırımlar geliyor. Şimdi bu COVID-19 çerçevesinde iktisadi daralmanın ortaya çıkarttığı bir sermaye birikiminden biraz önce bahsetmiştim. Yani elde birikmiş olan atıl para, bu bir şekilde bir yerlere yatırılacak ve özellikle üretici sektörlerde, teknoloji üretiminde ham maddenin ve minerallerin kaynağı olan Afrika kıtası bu yatırımlardan mutlaka bir pay alacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin şu işine çok geliyor. Şehirlere yönelik göç ve orada ucuz emek deposunun birikmiş olması önümüzdeki dönemde Afrika kıtasında üretime geçecek, özellikle teknoloji bilişim alanında üretime geçecek şirketler için böyle garip bir avantaj sağlar durumda. Yani Avrupa Birliği'nin göç politikasını aslında yönlendiren şey bu. O işte kuzeye doğru kendi Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde karşılaştığımız göç hareketinin içerisinde bir şekilde orada yani survival of the fittest. Hı hı. Bunu nasıl tercüme ediyorsunuz? Işte güçlü olanın hayatta kalması. En güçlü olanlarını kendi bölgesine çekecek. Ama aynı zamanda kendisinin elinde birikmiş olan, özellikle bu dönemde birikmiş olan atıl sermayenin yatırıldığı ucuz emek deposu ve ham madde deposu olarak Afrika coğrafyasını kullanacak.
Avrupa Birliği'nin göç politikasına hükmeden anlayış bu. Şimdi bir yandan da tabii bu trajedilerin ortaya çıkması, yaygınlaştırılması, bunun gösterilmesi bu göçün daha kontrollü bir şekilde gerçekleşmesini de sağlıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde o yükselen milliyetçilik, ırkçılık ve göçmen karşıtı hareketler, İslamofobi bu göçün Avrupa Birliği nezdinde daha kontrollü olduğunu, ama kontrollü olması demek insani olması anlamına gelmiyor. Aslında böyle bir olay insani bir şekilde, daha doğrusu insani değerlerin işte ön plana çıkarılarak yönetilebileceği bir duruma getirilebilirdi, ama o yapılmıyor. Tamamıyla bu güçlü olan hayatta kalabilir, güçlü olan hayatta kalsın anlayışıyla kendi ihtiyacını, ki yaşlanan bir Avrupa kıtasından bahsediyoruz ve genç nüfusa ihtiyaç duyan bir Avrupa kıtasından bahsediyoruz. Onda bu göçmenlerden, yani en güçlü olanların işte yaşayıp katkı yapabileceği, üretime katkı yapabileceği bu göçmen nüfustan sağlayacağını düşünüyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ne Afrika kıtasından götürülen kölelerin, o köle ticareti içerisinde güçlü olan kölelerin karşı kıyıya ulaşabilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız aslında. Ve bunun üzerinden Avrupa Birliği işte kendi refahını, büyümesini sağlayacak. Ama bu küreselleşme içerisinde bir yandan da Çin'le olan rekabetini, kıtadaki o geleneksel sömürge reflekslerini göstererek Çin'le olan rekabetini de bunun üzerinden sürdürecek. Tabii aynı zamanda işte Türkiye gibi Libya'da olsun, başka yerlerde belli kaldıraç elde etmiş olan ülkelerin kendi kaynak kullanımı konusunda karşılaşabileceği rekabeti de bertaraf etmeye çalışacak. Yani böyle bir göçmen politikası söz konusu Avrupa Birliği'nin. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani Afrika kıtası içerisindeki insan hareketliliği, bu kıtadan dışarıya insan hareketliliğinin çok daha önemli bir boyutu ve daha büyük bir hikayenin bir parçası. O daha büyük bir hikaye, burada gördüğümüz elbette son derece trajik olan resimler, bunların kat ve kat fazlasını Afrikalılara kendi içerisinde ve bizim ekranlarımıza yansımayacak biçimde, işte bizim ekranlarımız derken Batı dünyasındaki ekranlara, medyaya yansımayacak biçimde yaşanan o krizler ve trajedileri yaşayan bir kıtadan bahsediyoruz. Hocam peki Ece Hocam, bu Batı medyasında acaba yeterince yer alıyor mu sizce? Ben şimdi çok fazla göremedim. Belki yok. Benim hatam ama yok. Çok fazla bu fotoğrafların yansıdığını görmedim. Yani normalde hani Aylan Bebek olayında bayağı bir dolaşmıştı ama bu göz ardı edildi gibi sanki. Yok, yansımaz. Çünkü burada aslında üzerine sorumluluk alması gereken Batı ülkelerinin, devletlerin o sorumlulukları almadıkları için ve onların izlediği politikalar ve stratejiler sonucunda bunlar yaşandığı için çok da fazla bu tür görüntüleri aslında servis etmek taraftarı değiller. Zaten baktığınız zaman dünyada maalesef bunu farklı bölgelerde yaşanan farklı dramlar, insani dramlarda da görüyoruz. Sosyal medyada özellikle bu tür haberlerin daha fazla yer aldığını, sosyal medyada da hani haber kanallarının ya da işte bu Batı'daki basının kendi şeylerinde değil, hesaplarında değil, bunları paylaşan diğer hesaplar, diğer gazetelerden biz olan biteni de görebiliyoruz ya da Batı'dakiler de oralardan haberdar olabiliyorlar. Şimdi baktığınız zaman bunun arkasında şöyle bir şey var. Dünyada küresel bir güçseniz, küresel bir devletseniz bunun size getirdiği bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukları yerine getirirseniz eğer saygın bir küresel güç olarak diğer ülkelerle de ilişkilerinizi geliştirerek ve dünyaya olumlu bir hizmet vererek aslında varlığınızı devam ettirirsiniz. Ama bunu sadece bencilce kendinizi bir takım ekonomik ya da böyle güvenlik problemleri olarak adettiğiniz problemlerden korumak için bencilce bunu kullanırsanız, o zaman bu tür dengesizliklerin daha fazla oluşmasını desteklersiniz. Dengesizlikler nedir? Dünyanın bir kısmının
Refah içinde tüm sorunlardan kendini izole etmiş bir şekilde yaşamak için mücadele verirken siyasi anlamda, stratejik anlamda bazı devletlerin sömürgeleştirmeye çalıştıkları kaynaklarını, insan gücünü, kültürünü, yaşadığı coğrafyayı sömürgeleştirmeye çalışarak aslında buralarda istikrarsızlık, güvenlik problemleri, ekonomik problemler, bazı terör yapılanmalarına destek vererek burada başarısız devletler, istikrarsız toplumlar kurarak aslında kendilerini daha parantez içinde bunu ya da tırnak içinde söylüyorum medeni olarak göstererek bir takım değerlere de sahip çıkıp dünyadaki bu uçurumu daha da derinleştirdiklerini görüyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman mesela bu istikrarsız hale gelen bölgelerde Batı devletlerinin özellikle kendini bir takım değerlerle kurtarıcı olarak ifade ettiğini görüyoruz. Bir, insan hakları, demokrasi, barış, güvenlik ya da işte ekonomik güvenlik, işte toplumda yaşayan bireylerin refah içinde yaşaması, terörden uzak bir şekilde yaşayabilmesi, bütün bunlarla alakalı olarak kendinize en güvenli bu değerlere sahip çıkacak ya da bunları transfer edebilecek ülke olarak konumlandırıyorsunuz ve bunu tüm dünyaya konumlandırıyorsunuz. İki, ülkeleri bölüp iç savaşa sürüklüyorsunuz. Bunu Libya'da gördük, bunu Suriye'de gördük, bunu Irak'ta gördük. Müdahalelerde bulunuyorsunuz ama bunları yaparken aslında yine kendi değerleriniz, kendi söylemleriniz üzerinden müdahalede bulunuyorsunuz. Ve ayrıca beraberinde şunu da yapıyorsunuz. Silah endüstrisini destekleyecek çatışmalar ortaya çıkartıyorsunuz ve bunun sonunda çatışma bir endüstriye dönüşüyor. Çünkü bundan kazanç sağlayanlar var. Sonrasında da bütün bu adaletsizlikleri, bütün bu eşitsizliği belirli bölgelere dayatıp dünyanın dengesini işte güçlüler ve zayıflar, gelişmiş olanlar ve gelişmekte olanlar ama bir türlü gelişemeyenler olarak bölüp ondan sonrasında da diyorsunuz ki hani kurtuluş bende diye gösteriyorsunuz. Size doğru gelmek isteyen, yaşamak isteyen, bulunduğu coğrafyadaki haksızlık, adaletsizlik, baskıdan kurtulmak isteyen ve bu amaçla yola çıkan insanlara da bir dakika diyorsunuz ben buraya duvar örüyorum ya da sahil güvenliklerinizi koyuyorsunuz, geri püskürtüyorsunuz. Ve onları ölümü itiyorsunuz, sorumluluğu da üzerinize almıyorsunuz. Şimdi böyle bir durum maalesef kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir durumu da medyanın, ben Batı medyasının da hani çok böyle objektif yaklaşıp da hani bu insanlar neden öldüler? Neden öldüler? Kim onları uyguladı? Kim onları geri püskürttü? Kim göç anlaşması yapmadı hala? Neden İtalya'ya bu kadar çok fazla göçmen gidiyor diye çok fazla tepkide bulunuluyor. Peki bu insanlar yaşadıkları yerde Avrupa devletlerinin ya da Amerika'nın uyguladığı bu sömürgeci yaklaşım, emperyalist yaklaşım sonucunda insanlar bulundukları yerde kendi ekonomilerini kuramıyorlar. Kendi paralarını kullanamıyorlar. Kendi kültürlerini, kendi inançlarını her ne olursa olsun düzgün bir şekilde yerine dahi getiremiyorlar. Yaşam haklarına sahip değiller. Çünkü siz zaten her şeyi çizmişsiniz nasıl yaşanmasıyla ilgili. Bu insanlar da yaşamak için göç ediyorlar ve buna karşı Avrupa'nın maalesef hiçbir sorumluluğu almaması, ayrıca bu insanları ölüme itmesi. Bakın bu yıl, sadece bu yıl 600'ün üzerinde 632 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bu Birleşmiş Milletler raporuna göre. Sadece bu yıldan bahsediyoruz. Kayda girebilenler. Kayda girebilenler mi burada? Kayıp ceset. Çocuklar mesela. Evet. Yani burada sorun şu. Bu dünya hepimizin nasıl Gazze'de olanlara, Filistin'de gerçekleşenlere, Afrika'da olanlara hani sesimizi çıkartabiliyorsak buna bütün insanlığın sesini çıkartması gerekiyor. Çünkü bu ekonomi üzerine oturtulmuş, tamamen çıkar üzerine oturtulmuş ve kendini küresel bir güç olarak gösteren ülkelerin hiçbir şekilde sorumluluk almayıp kendini sorunlardan uzaklaştırmak istediği bir politikanın sonucu. Bu politikanın sonucunda da işte diğer ülkeler birlikte mesela siz dediniz ya Afrikalıların kendine gelmesi. Filistinliler kendine geldi. Ne oldu? Ne oldu yani? Yine bir baskı uygulanıyor. Gazze'de insanlar kendine geldi. Ne oldu? Burada bütün dünyanın hakikaten dünya devletlerinin birleşerek bu sorunlara çözüm bulabileceği bir platformun yaratılması gerekiyor. Afrika'da ne yazık ki bundan nasibini alan ülkeler kıtadan evet. biri. Yusuf Hocam, Aylan Bebek'ten sonra bayağı bir konuşuldu. İşte o fotoğraf her yerde
ikonik bir fotoğraf haline geldi ama aradan yıllar geçti. Daha da kötü fotoğrafları görüyoruz. Yani demek ki hiçbir şey değişmedi. Hatta geriye gitti, evet, denebilir mi? Kötü. Şimdi Ece Hoca'nın şey kavramı çok önemli bence. Çatışmanın bir endüstriye dönüştürülmüş olması. Bu hani bu post-truth dediğimiz meseleyi o kadar güzel anlatıyor ki. Ama aynı şey sadece çatışmanın endüstriye dönüştürülmesi değil. Aynı zamanda insan bedeninin, mülteci bedeninin medyada kullanımının da bir endüstriye dönüştüğünü, temelde taleplerin, hedefin gerçek veya hakikatin olmadığı, gerçekten sorunların çözümü konusunda bir çabanın olmadığı ama o görüntü ve o çatışma üzerinde yeni bir endüstri, yeni bir çıkar mekanizmasının kurulduğu veya kurulmaya çalışıldığı bir şey var. Tablo var karşımıza. Aylan Bebek de aynısıydı. Bakın Kanada, Danimarka, İsveç veya bu çerçevede sayabileceğimiz bazı ülkeler. Bütün bu ülkelere baktığımızda mülteci aldıkları mülteci sayısı rakamlarla, onlarla veya yüzlerle açıklanabilecekken sanki öyle bir propaganda yapıyorlar ki, öyle bir imaj, öyle bir algı oluşturuyorlar ki bir reklam kampanyası çerçevesi içerisinde sanki dünyada bunlar mültecilere kol kanat gelen melekler konumunda. Danimarka'yı hatırlayalım. Bir Danimarkalı polis bir işte göçmen çocuğu böyle asfaltta ayakları çıplak bir göçmen çocuğu karşıdan geliyor. Danimarkalı polis oturmuş elini tutuyor. O fotoğraf mesela Danimarka'yı o kadar güzel bir dünyaya anlattı ki pozitif şekilde. O çocuğu Danimarka'dan sürgün ettiler. O çocuğu bile Danimarka'dan sürgün ettiler ama hafızalarımızda ne kaldı? O fotoğraf kaldı. Kanada Başbakanı'nın işte göçmenlerle çektirdiği Kanada Suriye'de kaç göçmen aldı? 100 ben diyeyim. Hmm. Hani 300 olsun. Ve nasıl alıyorlar peki? Seçiyor. Ece Hoca'nın dikkat çektiği ayrımcılık yaparak. Mesela oradan işte okumuş meslek sahibi, üniversite mezunu 200-300 kişi veya Avrupalıların yaptığı gibi 10 yaş altı çocukların, bakın yani zihinleri yıkanabilecek, dinleri değiştirilebilecek, onlara kendi uygarlıkların tümüyle empoze edebilecekleri kişilikleri oturmamış çocukların. Yani büyük bir ayrımcılık yaparak da orada da bir endüstri oluşmuş durumda. Yani o yüzden gerçekten bu mış gibi yapmak, hakikatten uzak kalarak sadece kendi çıkarların doğrultusunda ve günü kurtarmak ve dünya kamuoyunda kendi reklamını iyi yapabilmek çerçevesinde bu meseleye bakıldığında ortaya gerçekten hani bizim gördüğümüz bir utanç tablosu var. Ama tabii ki Avrupalılar yani daha müreffeh, ekonomik anlamda daha gelişmiş pozisyonda kendilerini gördüklerinden dolayı bu bizim gördüğümüz yerden, bizim baktığımız çerçevede meseleye bakmıyorlar. Bu da bir açıkçası şey, gerçek. Şimdi Birleşmiş Milletler'in işte temsilcilerinden bir tanesi geçtiğimiz günlerde Yemen'e gitmişti. Yemen'le alakalı şöyle bir açıklama yaptı. İnsan eliyle üretilmiş en büyük felaket veya en büyük felaketlerden birisi. Gerçekten de Yemen'den yansıyan fotoğraflara ya bakılamıyor. Bakın bakılamıyor. Peki Yemen'i bu hale kim getirdi? Bir tarafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, bir tarafta İran. Peki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yakın müttefikleri kim? Kimler bunları kırmızı halılarda karşılıyor? Türkiye bu ülkelere karşı belli konularda rezerv koyduğu için Türkiye'yi kimler eleştiriyor? Yani öyle bir noktaya getiriyorlar ki Türkiye'yi. Arkadaş sen sadece rasyonel çıkarların doğrultusunda hareket et, değerlerden, insani yaklaşımların tümünden uzaklaş ve bu çerçevede hiç kimseye bir cümle kurma. Ya belki devletleri kendi haklarını en nihayetinde korumak için acımasız yaklaşabilirler. Yani bu devletlerin en nihayetinde sorumlu oldukları bir kendi toplumları var ama ya bu noktaya gitmeden ya bu insani, bu değerler ekseninde de yaklaşılamaz mı bazı meselelere? Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a bütün dünyanın yani Yemen'i sen bu hale neden getirdin çerçevesinde bir kamuoyu baskısı oluşursa bakın siyasetçileri hani bir tarafa not ettik ama gazetecilikte çözüm gazeteciliği diye bir kavram var. Medyanın, uluslararası medyanın
İşte o bizim bugün biraz önce konuştuk Taksim'e cami yapılması konusunu kamu yararına uygun değil gibi bir takım böyle absürt cümlelerle haberleştiren uluslararası medya, yani Yemen meselesini ve burada suçu olan unsurları sürekli ifşa etse, o sahillere vuran çocukların ölmelerine neden olan esas nedenleri anlatsa dünya kamuoyuna, ya ben eminim ki Batı toplumlarında medyanın belli bir etkisi vardır belli bir yere kadar. O siyasetçiler, karar alıcılar ifşa olduktan sonra belli şeyleri yapamayabilirler. Ama uluslararası medyanın sahibi kim? Ya az önce dilimin ucuna geldi, dedim ki ya şimdi siyaset yapıyor derler demesinler diye söylemedim. Yani hakikaten şu Taksim'deki camiyle ilgili büyük endişeleri olan gazeteciler. Ya oturun şu, bugün ben baktım yani bu ölen bebekler çok bir yer almadı yani. Çok evet. Üzücü. Hani o yüzden ben bu programda hani bunu konuşalım evet, istedim. Evet. Şimdi burada Türkiye'ye gelelim. Yani Türkiye kendi kapasitesi doğrultusunda baktığımızda, yani şu, birkaç yıldır dünyada en fazla mültecilere yardım eden ülke konumunda. Hem kendi sınırları içerisinde hem de kendi sınırları dışındaki kamplarda vesaire mültecilere yardım eden ülke konumunda. Ha, bu Türkiye'nin bir şeyi var. Değerler silsilesi var. Bizim bir tarihimiz, bir kültürümüz var. Bu birkaç bin yıllık geriye de getirebiliriz. Osmanlı'dan da başlatabiliriz. Yani Malazgirt'ten bu tarafa da başlatabiliriz. Ama en nihayetinde bizim bir takım temel değerlerimiz var. Ve bu doğrultuda yani düşen insanlara, zorda kalan, garip gurebaya el açmak, karnını doyurmak, yardım etmek, ona insan gibi davranmak bizim hasletlerimizden birisi. Bunun da Türkiye'yi zor durumda bıraktığı pek çok şey var, konu var. Hem iç siyasette var, hem dış siyasette var. İşte Avrupa Birliği mesela mülteci anlaşması konusunda Türkiye'ye karşı verdiği sözleri tutmuyor. 7 milyar euro göndermesi gerekirken göndermiyorlar. Anlaşmayı yenilemiyorlar. O da hala tartışılan bir konu. Ama burada Türkiye bence doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Ama esas problem şu Bora Hocam. Bizim coğrafyamızda bakın bütün bu örnekler hani Latin Amerika'da vesaire oralarda da var ama bu kadar değil. Burada esas bizim coğrafyamızdan kaynak ortaya çıkıyor bunlar. İşte Afrika'dır, Orta Doğu'dur. Büyük bir güç boşluğu var burada. Yani bu coğrafyaya Osmanlı Devleti'nin zayıflanmasından önceki süreci dikkate alırsak Orta Doğu'da dahil bu güç boşluğunu emperyalistler ya kendi çıkarları için kullandılar ya da buradaki kaosa izin verip kaostan beslenen bir siyasette sürekli ön planda tuttuklarını görüyoruz. Yani bizim bu coğrafyada bir şekilde bu güç boşluğunu doldurup buradaki bu düzeni bozan ayrılıkçı yaklaşımlara karşı gerek askeri anlamda, gerek insani anlamda, gerek hangi anlamda olursa olsun bütün bu felaketleri durduracak şekilde bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Aksi takdirde İspanya'dan o yansıyan görüntüler vardı. Mülteciler şeye çıkıyor sahile, kayanın üstünden mültecileri denize itiyorlar. Yani hani kanım donma hikayesi meselesi var ya, tam öyle bir şey. Yunanistan aynı şekilde adalara çıkan mültecileri vuruyor. 2000 botlarını evet, patlatıyorlar. 2015 ya da 2016'da ben bizim Türksel güvenlikleriyle bu mülteci botları durdurmaya çıktım. O zaman muhabir olarak çalıştığımda. Yani şöyle söyleyeyim size, şu anda gelen görüntülerde de var. Yani o denizin o derinliği insanı dehşete düşürüyor, biliyor musunuz? Yani sağ güvenlik botunda güç, hani sağlam bir teknedesiniz. Motoru var, şu su var, bu su var. Ama o suya baktığınız zaman onun derinliği insanın aklını alıyor. Ve düşünün işte şöyle botun üstünde insanlar bekliyorlar. Biz 45 kişinin bulunduğu bir botu almıştık. Yani moraller sıfır. İşte bir tane kız çocuğu gördüm 7-8 yaşlarında. Ayağında bot var işte yazın ama hani su girmesin diye. İnanılmaz yani, çok büyük bir şey. Bir de sahilde bir tane çocuğa oyuncağını bıraktırmışlar, işte bir ayısı vardı. Ben hala onu saklıyorum evde. Yani çok hazin öyküler var ve çok buna göz ardı etmek inanılmaz. Yani burada tek bir cümleyle vakit de almak istemiyorum. Buradaki temel problem şu. İnsanların zihninde, yani bu siyasilerle çözülebilecek bir yere kadar çözülebilecek bir şey. Çünkü onun arkasında farklı çıkarlar var. Ama yani
herkes insan, bazıları daha insan değil. Yani orada bekleyenler, o denizde olanlar da bizim gibi insan. Tabii, onların tabii. da yaşam hakkı var. Dolayısıyla herkes iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir ülke olmalı ve bu tür şeylere halk sesini çıkartacak. Ama bunun için herhangi bir dine, herhangi bir kimliğe tabii, insan olmak yeterli. İhtiyacınız yok. Bunun için insan olmak yeterli. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Az önce İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun bir tweet attı. Onu paylaşalım. Yarın FETÖ'nün yıl dönümünde halkımızın hizmetine sunulacak olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle açılacak. Böyle bir tweet attı. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun diyor. FETÖ'nün yarın yıl dönümü, 568. yıl dönümü. Biz de buradan kutlayalım. İstanbul'un fethi yarın kutlanacak ve Çamlıca Kulesi açılacak. Çamlıca'da cami, daha sonra bir büyük Türk bayrağı burada göndere çekildi. Ve bu kuleyle birlikte Çamlıca'nın silüeti de değişmiş oluyor. 3-4 dakikam kaldı. Kısa kısa konuyla ilgili değerlendirme yapmak isterseniz Ramazan Hocam. Hocam evet, hocalarımızın da ifade ettiği gibi bu soruna bütüncül bir çözüm unsuru oluşturmak gerekiyor. Bunun için de özellikle Avrupa ülkelerinin sebebi olduğu, kaynağı olduğu istikrarsızlıkları önlemek gerekiyor. Yani bugün Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen insanların büyük ölçüde gerekçeleri, sebepleri yaşadıkları ülkelerdeki iç savaş, istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı. Dolayısıyla bu da Avrupa Birliği ülkelerinin, işte Fransa'ya örnek verdik, diğer ülkelerin, örneğin Libya'da işte Hafter ve darbeci milislere karşı sağlamış olduğu, bu örgüte sağlamış olduğu destekler krizi derinleştiriyor. Suriye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla Yemen'de, Suriye'de, Libya'da asıl olan krizleri çözebilmek, bu siyasi krizlere çözüm üretip istikrarı sağlayabilmek. Dolayısıyla burada çözümün, anahtarın ve bu sürecin, yani göçmen hareketliliğinin önlenebilmesinin temelinde istikrarsızlığın önlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu sağlayacak en önemli unsur da hiç şüphesiz işbirliği. Evet. Dolayısıyla gerek göç politikalarında Türkiye ile geri kabul anlaşmasının yeniden canlandırılması, gerekse bölgesel politikalarda en fazla sorumluluk üstlenmiş, en cömert ülke, en çok vicdani, insani diplomasi yürüten Türkiye ile işbirliğinin kaçınılmaz evet. olduğunu ve gerekli olduğunu vurgulamak gerekir diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Erdağ, Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor, yayınımıza verdiğiniz katkı için kapatıyoruz. Birkaç dakika kaldı. Yarın Çamlıca Kulesi açılıyor. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz bilmiyorum. Orada bir dağınıklık vardı. O toplanmış evet. oldu. Pek çok anten vardı. Çok dağınık bir şekilde. Evet. Toparlanmış bir de olması. İstanbul'a girdiğiniz zaman ben şimdi artık ondan bakıyorum. Kuleyi görüyorum. Kulenin ışıklarından tamam diyorum evet. artık İstanbul'a geldik. Şey, karayoluyla geldiğimiz yeni zaman. Yeni bir simge. Şey, tabii teknoloji çok hızlı değişiyor. Hızlı değiştikçe o geçmişteki o röle istasyonları onlara gerek kalmıyor. Şimdi hepsini bir kulede toplamak İstanbul'a çok yakışan bir şey. Hayırlı olsun. Yarınki açılışı da. Bekliyor olacağız. Özellikle bizim açımızdan, yani benim gibi insanlar açısından, Kınalı Adanın üzerinde böyle insanın gözüne diken gibi batan o kuleler vardı. Onlar kalkmış oldu bu Çamlıca Kulesi sayesinde. Evet, gayet yani, daha güzel bir estetik sunuyor şehre. Bu arada İstanbul'un fethinde de ilk defa Ayasofya açık olacak uzun yıllar sonra. Onu da belki vurgulamak gerekir. Çünkü Temmuz evet. ayında Ayasofya açılmıştı. Şimdi hmm. ilk defa Ayasofya cami olarak faaliyetteyken de bir fetih kutlanacak. Belki yarın sabah namazında da hocalar onunla ilgili bir dua yapacaktır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayasofya'da yarın o anlamda heyecanlı bir gün olacak. Yaşamış olacak. O da son derece. İki heyecan bir arada İstanbul'da. Evet. Yarın hem oranın açılışı hem sizin söylediğiniz gibi FETÖ'nün yıl dönümünde ilk defa, yani uzun bir aradan sonra açık olması önemli. Güzel, normalleşmenin önemli süreçleri bunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Yusuf Özkır, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Kriter Dergisi'nin yayın koordinatörü. Çok sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Global Savunma Dergisi'nde haber müdürüsünüz. Ve Sedat Hocam, Sedat Aybar. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor. Ben teşekkür ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Böylelikle bu haftaki küresel oyun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.